kamuoyu gerçekten ifade, Sayın Başkan ifade ettiği gibi son derece... Sizler de takdir edersiniz, içinde bulunduğumuz coğrafya belki de dünyanın en komplike, en karmaşık coğrafyalarından bir tanesi. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana devletimiz, ana vatanımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatleri anlamına gelmektedir. O yüzden biz Kıbrıs konusunda değerlendirirken sadece adanın kuzeyinin kendi perspektifinde değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin perspektifinde ve önümüzdeki 50 yılı öngörerek hareket etmek durumundayız. Ana politikamız da bu manada, bu yönde şekillenmiştir. Ve ben bakıyorum yine aynı dönemde bir anda masada görüşmeler ivme kazandı ve masaya getirilen 3 ana konu vardı. 1- Türk askeri çekilsin diyorlar. 2- Türkiye Cumhuriyeti garantörlüğünden vazgeçsin diyorlar. 3- Toprak tavizi verin diyorlar. Zaten bugüne kadar verilebilecek tavizlerin tamamı verildi değerli arkadaşlar. Kıymetli hazırım. Verilebilecek tavizlerin tamamı verildi. Bunun ötesinde artık askerden Türk askeri çekilsin demek o toprakları teslim etmek anlamına gelir. Bu sadece adada yaşayanların güvenliği ile alakalı bir mesele değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin güney sınırlarının, güney bölgesinin müdafası ve güvenliği ile son derece yakından alakalı bir meseledir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin garantörlüğünden vazgeçmesini talep etmek 1960 anlaşması itibariyle Türkiye Cumhuriyeti, Yunanistan Devleti ve İngiltere Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 3 ana garantörlerinden bir tanesi durumundadırlar. Ve garantörlerin müsaadesi olmadan Kıbrıs Devleti hiçbir şekilde hiçbir yer üye olamıyor, hiçbir anlaşma imzalayamıyor ve buna benzer hiçbir girişim içerisinde de bulunmuyor, bulunamıyor. Bu mümkün değil. Ama garantörlükten vazgeç demek, Türkiye Cumhuriyeti'ne sen garantörlüğünü bırak, terk et demek, Kıbrıs Adası'nın da Türklüğü, Türk varlığını da sonlandır demek anlamına gelir. Bugün bence Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılabilecek en son şeyi dahi denediler ve bunu başarmadılar. Yapılabilecek en son şey, en son nokta artık kendi unsurlarıyla bir ülkenin bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne, rejimine, hatta Cumhurbaşkanlığı'nın hayatına dair kastetmiş olmaktı. Bunu da denediler. Başaramadılar. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini biz bu yönde çok daha aydınlık, çok daha ön açık görüyoruz. Ve bu yükselişi, bu ilerleyişi asla da durdurmaya Allah'ın izniyle hiçbir şekilde muktedir olamayacaklardır. Şimdi bu noktada işte tabii nasıl geçen gördük, Kuzey Irak'ta sözde bir referandum yaptılar. Bu da o senaryonun parçalarından bir tanesi. Ben baktım, bakın benim bir şey dikkatimi çekti. Türkiye'de darbe girişimi eş zamanlı Kıbrıs'ta alelacele masalar kuruldu. Kotaracaklardı beraber. İkisini beraber kotaracaklardı. Yani hem Türkiye'de rejim sistem oyuncu değişikliği yapacaklar, hem de Kıbrıs adası üzerinde istedikleri şekilde Kıbrıslı Türkleri adada hayatını önümüzdeki 20-30 yılda terk edecek temelleri oraya koyan unsur, koydukları unsurla da beraber Kıbrıs adasını istedikleri şekle sokacaklardı. Garantörlüğün sahibi Türk milletidir, değerli arkadaşlar. Garantörlüğün sahibi Türk milletidir ve biz de ana vatanımızın garantörlüğünden taviz vermeye asla hiçbir niyetimiz yok. Hiçbir şekilde öyle bir şeyin olması söz konusu değil. Zaten bu görüşmelerin sonunda Şubat ayı sonunda Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat, Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi bizzat ifade etti, bize de ifade etti. Basına da açıklamasında bunu yansıtmıştır. Türk askeri, tek bir asker çekmeyiz dedi. Garantörlükten Türkiye Cumhuriyeti vazgeçmez dedi. Ve bunun beraberinde de toprak tavizimiz artık yoktur dedi. Bu ne demek? Artık Kıbrıs konusu mevcut parametrelerde değil, daha farklı parametreler içerisinde konuşulmalı demek. Hem enerji hem de ekonomi açısından konuya baktığımız zaman enerji yönüyle gerçekten son derece değerli bir coğrafyadayız. Bu değeri burada sağlayan sadece yeraltı kaynaklarının işte karşılığı değeri değil, bütün bu bütünlük içerisinde küresel siyaset
dahilindeki ağırlığıdır. Küresel siyasetin bölgeye vermiş olduğu manadır ve bu manadan dolayıdır ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin de Güneydoğu'sunda, Güneydoğu sınırlarında sorunlar, dış kaynaklı sıkıntılar, bütün bunların temel nedeni bölgede yeniden şekillenmekte olan enerji denklemleri ve bu enerji denklemleri içerisinde ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin giderek artarak güçlenen rolüdür.